başlangıçta sadece. Düşler hayaller vardı başlangıçta sadece. Düşler hayaller vardı, rengarenk bu düşleri sadece çocuklar hatırlardı. Rengarenk bu düşleri çocuklar hatırlardı. Hey hey, yine de hey hey. Merhaba çocuklar, merhaba. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek aylaya aylaya bir güz gittim. Bir de dönüp arkama baktığımda ne görsem beğenirsiniz. Bir dost eline varmışım. Sormayın ki nasıl muhabbette, nasıl mutluyum. Bu dostum Ezop dedemdir. Ezop dedem bize bu masalları ilk anlatanlardandır. Masal dünyasını bilirsiniz. Varla yok arasında bir haldir. O varla yok arasında neler olur, neler biter siz de malumdur, bilirsiniz. İşte Ezop dedem duyduğu, gördüğü, hissettiği, dinlediği her şeyi dilden dile, gönülden gönüle aktarmak üzere ilk masal söyleyenlerdendir. Siz de onu öyle bilin, olur mu? E tabii ben Ezop dedemi gördüm dedim de o da elimi boş göndermedi. Yanıma bir tane masalı katık etti sizlerle paylaşayım diye. Eh, bendeniz Meselhan. Derseniz ki yahu Meselhan ne yapar edersin bir daha söyle. Efendim ben binlerce yıldır diyar diyar gezer, oradan oraya gider ve türlü çeşit masallar duyar, masallar dinler, masallar söylerim. Ama en çok da çocuklara. Evet. Şimdi gelin o zaman dillendirelim masallarımızı gönülden gönüle. Bir ucu Kaf Dağı'nın tepesinde, bir ucu yanıp duran yalım ateşin daha da sıcak olduğu yeryüzünün yedi kat dibinde. İşte bu yanıp dönen yalım ateşten de sıcak gönüllerdeki masal ateşini tutuşturalım ve başlayalım masal dünyamızda gezmeye. Evet, efendim, günlerden bir gün. Ben diyeyim 100, sizler deyin 100.000 zaman önce. Bir tilkiyle bir keçi ormanda karşılaşmış. Şimdi öyle karşılaşmış dediğime bakmayın. Tilki zıplaya hoplaya, dere tepe, dağ taş, aşağı aşağı, en yüksek, en onulmaz, imkansız denilen yerlere çıkar, oralarda güzelce karnını doyurur ya. Nasıl olmuş olmuşsa bizim tilki gezerken gezerken keçiyi görmüş. Keçi tilkiyi fark ettiğinde aklına bir hinlik gelmiş. Oyun oynamak, eğlenmek istemiş herhalde. Hadi o zaman şu keçiyi ve tilkiyi alalım da anlatalım masalımızı gönlümüzce. Evet, bizim keçi gittiği yerde bir yandan otlarını yiyerek, bir yandan da çevresinde kuzu, koyun, keçi, ceylan toplayarak neşeli neşeli şarkısını söylemeye başlamış. Be, be, be diyerek. Oradan geçerken onu fark eden tilki, çevresinde o kadar çok hayvanın toplandığını görünce aklından şöyle geçirmiş. Ben de keçi gibi güzel şarkı söylesem hepsini çevreme toplar ve güzel karnımı doyururum ha? Diye düşünüp keçiye doğru yavaş yavaş yaklaşmış. Keçi tilkinin geldiğini fark edince arkadaşlarına haber vermiş. Ha, tilki geliyor, kaçın be, kaçın kaçın kaçın. Tilki geliyor, dağılın 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 be demiş. Hepsi dağılmış bir köşeye. Ah. Nasıl olduysa olmuş, bizim keçi canı herhalde tilkiyle biraz eğlenmek istemiş olsa gerek mi? Kaçmış başlamış zıplayıp hoplamaya. Tilki kovalamış, keçi kaçmış. Tilki kovalamış, keçi kaçmış. Tilki kovalamış, keçi kaçmış derken bizim keçi en olunmaz bir ağacın tepesine çıkmış.
Tilki çabalamış, çalışmış, uğraşmış, bir türlü onun çıktığı yere ulaşamamış. Bu arada bizim keçi başlamış tilkinin bu halini görünce onunla gülüp alay etmeye. Be, be, şuna bak be diye. Tilki çok içerlemiş keçinin onunla alay etmesine. Ne yapsam, ne etsem diye düşünmeye başlamış ve birden o da başlamış keçiye gülmeye. Keçi çok şaşırmış tilkinin birden ona gülmesine ve kızarak ona demiş, ne gülüyorsun be? Hey hey, bana neden gülüyorsun sen be? He he, neden gülüyorsun be? He 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 he. Ben sana gülmüyorum ki şaşkın. Ben orada konuşana, benimle konuşana gülüyorum. İyi de burada benden başka konuşan yok ki. Sen bana gülüyorsun, neden söyle? Hayır, ben sana gülmüyorum. Ben benimle konuşana gülüyorum. Hey, hey, sana diyorum, burada benden başka kimse yok. Ben konuşuyorum, neden güldüğünü söyle. Hı? Sen konuşmuyorsun benimle. Sen konuşsaydın şayet benimle, şimdi oraya gelir sana dersini verirdim, gösterirdim gününü bir güzelce. Aa, benden başkası yok burada. Sen benimle alay ediyorsun durduk yere. Neden gülüyorsun söyle be? Ben sana gülmüyorum şaşkın keçi. Sen konuşmuyorsun ki benimle. Sen konuşmuyorsun. Yerin konuşuyor benimle. Böyle deyince keçi donmuş kalmış. Bir süre tilkiye öylece baka kalmış. Anlayamamış tam olarak ne dediğini. Ha? Nasıl yani? Nasıl yerim konuşuyor? Ben konuşuyorum seninle işte. Hayır, sen konuşmuyorsun. Yerin konuşuyor. Yukarıdan benimle alay edebiliyorsun cesurca. Eğer yiğitsen gel aşağıya in de benimle öyle konuş demiş. Tabii keçi bu hiç bu numarayı yutar mı? Zıplamış hoplamış başka başka yerlere sıçrayıp kaçmış. Neyse biz keçiyle tilkiyi burada bırakalım. İşin özüne, meseline gelelim. İşte böyle bazen hepimiz bazı özelliklerimizi, bazı yeteneklerimizi, bilgimizi ve deneyimimizi hayat içinde böyle kullanırız. Keçi de o zıplayıp yücelere çıkma becerisiyle tilkiyi alt etmiş ama tilki de kurnaz. Aslında keçinin onunla dalga geçmediğini, durduğu yerdeki cesaretini fark etmiş. İşte böyle keçiyle tilkinin hikayesi. Bir keresinde de yine tilki bir gün çok susamış. Ararken bir kuyuya rast gelmiş. Tam suyu içeyim derken duvardan aşağıya süzülüp düşüvermiş. İnmiş kuyunun dibine, inmesine de kuyu çok derin. Nasıl çıkacak geriye? Önce bir güzel suyunu içmiş. Sonra tırmanmaya çalışmış. Yok, çare yok. Sonra başlamış yardım çağırmaya. İmdat, yardım edin. İmdat, yardım edin. Oradan o sırada geçmekte olan bizim keçi herhalde kayalarda emdiği tuz, yediği otların etkisiyle susamış olsa gerek ki o da bir su kaynağı arıyormuş ve bu kuyuyu görmüş. Tam kuyunun başına geldiğinde tilkinin sesini duymuş. İmdat! İmdat! Keçi kafasını uzatıp şöyle bir bakmış kuyuya. Ah! Bir de ne görse beğenirsiniz. Tilki aşağıda. Ha? Sen ne arıyorsun orada be? Ah! Ah! Ah keçi, bana yardım et, bana yardım et, bu kuyudan çıkmam lazım. Ah yardım etmem, ben çok susadım deyince tilki uyanık ya, hemen aklına bir fikir geldi. Hey bak, madem susadın, burada çok güzel bir su var, gel bu suyu iç. Berrak, serin, çok tatlı, çok lezzetli bir su. Daha önce hiç böylesini içmemiştim. Keçi tilkinin suyu anlatışına, bunun cezbesine kapılmış olmalı ki atlamış kuyunun içine girmiş ve kuyudan hemen suyunu içmeye başlamış bir güzelce. İçmiş ve susuzluğunu gidermiş kana kana. Sonra dönmüş ve başlamış duvardan zıplayarak kuyudan çıkmaya.
Bir zıplamış olmamış. Bir daha zıplamış olmamış. Bu kadar yükseklere zıplayabilen keçi bu kuyunun duvarlarından çıkamayacağını anlamış. Biz buradan nasıl çıkacağız be? Ne yapacağız, nasıl çıkacağız be? Demiş ve iki kafadar düşünmeye başlamışlar. Derken bizim kurnaz tilkinin aklına bir fikir gelmiş. Buldum. Bak şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir şey yapacağız? Şöyle. Sen şimdi ayaklarını duvara yaslayacaksın, boynuzlarını da oraya. Sonra ben basacağım senin üstüne, çıkacağım yukarıya. Sonra bir iple seni kurtaracağım. Ne dersin? Başka da çare gelmiyor şu an aklıma. O zaman yapıyorum hemen dediğini, demiş keçi. Ayaklarını duvara, boynuzunu da oraya yaslamış ve bizim tilki onun üstüne basarak bir güzel dışarıya çıkmış. Keçi de aşağıda, hadi bana ip yolla da ben de çıkayım yukarıya diye bekleye dursun. Tilki çoktan gider olmuş. Sonra keçinin sesini duyunca tekrar gelmiş ve ona seslenmiş. Seni gidi akılsız keçi seni. Nasıl çıkacağını bilmediğin kuyuya inme bir daha, bu da sana bir ders olsun. Demiş ve oradan uzaklaşmış. Herhalde keçinin sesini duyanlar olmuş ki ona yardım etmişler, ip uzatmışlar ya da türlü şekillerde keçi de dışarıya çıkmış. Tilkiden öğrendiği bu şeyi bir daha aklından hiç çıkartmamış. İşte Ezop dedemin yanıma katık ettiği, sizlere hediye olsun diye söylediği masal, tilki ile keçinin hikayesi bu kadar. Nasıl bitiyordu masallar? Unutmadık değil mi? Hadi gelin hep birlikte söyleyelim. Gökten 3 elma düşmüş. Bunlardan biri bu masalları yüzlerce yıldır dilden dile, gönülden gönüle aktaranlara. Biri bu masalı şimdi burada size söyleyenlere. Biri de bu masalları gönülden gönüle, dilden dile, kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa anlatacak olan siz sevgili çocuklara. Başlangıçta sadece düşler hayaller vardı. Başlangıçta sadece düşler hayaller vardı. Rengarenk bu düşleri sadece çocuklar hatırlardı. Rengarenk bu düşleri çocuklar hatırlardı.